Evet sevgili izleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün tasavvuf psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Ve tasavvufta önemli bir kaide vardır. Nefsini bilen Rabbini bilir temel kaidesince insanoğlu en önce yaratılışındaki acizliğini, fakirliğini, noksanlığını ve hiçliğini fark ettiğinde sonsuz yüce güce ve güzelliklere sahip olan yaratıcısında eriyip yok olmak suretiyle onda var olmayı isteyecektir. Eğer insanlar kim olduklarıyla ilgili kendileriyle uyumlu bir ilişki kuramazlarsa hakla da uyumlu bir ilişki kuramıyorlar. Yani burası çok önemli bakın. Kendi kimlikleriyle, kendi kişilik yapılarıyla alakalı olarak uyumlu bir ilişki kurması gerekiyor insanoğlunun. Eğer sürekli yaptığı hatalardan dolayı kendini yargılar, suçlar, hançerlerse, yani sürekli kendine öfkelenirse, yapamıyorsun, başaramıyorsun kızgınlıklarını sürdürür, kendini suçlamaları sürdürürse inanın dış dünyayı da suçluyor. Ve dış dünyaya da aynı oranda öfke dolu oluyor. Yani o yüzden bu öfke nereye yansıyor? En sonunda nihayetinde kadere ve Allah'a yansıyor. Çünkü işte bütün bunları sen bana verdin, sen bana yaşattın diyor. O yüzden tasavvuf psikolojisindeki önemli bir kaide nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Şimdi eğer kişi kendini, kendi nefsindeki acz, zaaf, fakr, naks noktalarını çok iyi fark edip, kendi zayıflıklarını, hata ve kusurlarını her şeyi fark edip, görüp, sonsuz güzelliklere sahip, sonsuz yüce güce sahip Rabbisinde eriyip yok olmak suretiyle onda yeniden var olmayı ve dirilişi istediği zaman ve bunu gerçekleştirdiği zaman o zaman hakla uyum içinde bir ilişki kurmuş oluyor. Dolayısıyla Mısır Niyazi Hazretleri'nin de dediği gibi İhsan Sofraları adlı eserinde birinci sofrada şöyle diyor bakın. Bana bildirildi ki fakirlik tamam olduğu zaman o Allah'tır. Sözünü düşünüyordum. Sırrıma bunun manası doldu. O kadar kesin bir mana doldu ki bundan daha öte bir mana yoktur diyor. Allah bana açıkça gösterdi ki kendisinden başkasının ne zahirde ne batında bir varlığı yoktur. Yalnız var sayılır. Yani bu mevzu o kadar derin bir mevzu ki ben bu noktadan kuantum felsefesinden, kuantum fiziği ve evrenin yaratılışı, insanın mahiyeti bu konuları daha sonraki bir programda sunmak istiyorum size. Bakın o yüce zatlar yıllar, asırlar öncesinde bunları söylüyorlar ve bunları bilim daha sonra tasdik ediyor. Evet, yani o kadar kesin bir mana doğdu ki bundan daha öte bir mana yoktur. Allah bana açıkça gösterdi ki kendisinden başkasının ne zahirde ne batında bir varlığı yoktur. Yalnızca var sanılır. Arif'in sırrında vücutta yoksunluk farkı tamam olmayınca perdesiz doğrudan doğruya Hakk'ın yüzüne bakması mümkün olmaz. Yani Arif o kadar yok olacak ki onda Allah'tan başka hiçbir varlık kalmayacak. Kehf suresinde anlatılan yedi uyurlar gibi. Ya da zamanının yedilerinden olanlar gibi. Örneğin Hazreti Harekani Hazretlerinin oğlunun başı kesiliyor. O oğlunun kesilmiş başını görünce alıp yıkıyor ve çok şükür kurbanı verdik diyor. Böyle bir sultan Harekani Hazretleri yani. Fakirlik ve varlıktan sıyrılmak suretiyle o kadar fakir ol ki hiç kimse seni var görmesin. Ne ilmin seni var etsin, ne saltanatın, ne malın, ne mülkün, ne de evladı iyalin. Kamil insanda varlık olmadığı için Allah o kamilde kendinden kendine aşık olur. Ben seni sevdiğim için sen beni seviyorsun diyor Allah. Bakın. Kalplerimizdeki sevgiyi yine o koydu. Eğer biz Allah'ı seviyorsak, Allah bizi seviyor da biz onu ondan sevebiliyoruz. Bu çok güzel bir nokta değil mi? Başka bir ayette de
Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin diyen Allah Resulü Allah'ta yok olduğu için fakrım övüncümdür diyor. Allah bizde varlık değil, yokluk istiyor. Benlikten ve her türlü iddiadan sıyrılmamızı istiyor. Erenlerden birisi bir gün evladına soruyor. Şu duvarda ne var evlat? Çocuk boş duvara bakıyor ve hiç diyor. Babası bu duvara ne yapabilirsin diye soruyor. O da her şey yapabilirim babacığım diyor. Babası diyor ki işte her şey o hiçin içinde. Sen ne kadar hiç olursan o kadar her şey olursun. Gerçek mürşitler de kendinde bir varlık görmüyorlar zaten. Ve çünkü yarın ne olacağını bilmez. Beyazidi Bestami şöyle söylüyor. Bir gün gemiye binmiştim. İnsanlar üzerime idrarını yaptı. Sen kötü kulsun, kötü şeyler söylüyorsun dediler. Onu anlamayanlar. Ve diyor ki, bundan aldığım zevki hiçbir şeyden almadım. Yani o kadar yokluk ve o kadar hiçlik derecesine inebiliyor bu insanlar. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen biz başlıyoruz şikayet. İşte Ahmet bana şunu yaptı, Mehmet bunu yaptı, kayınvalidem şöyle davrandı, kocam bunu yaptı, oğlum kızım şöyle söyledi, iş arkadaşım eleştirdi, ortağım kızdı falan filan. Uzayıp gidiyor liste. Bu bana yapılır mıydı? Ben ona zamanında şu kadar iyilikler yaptıydım falan. Ya yani hemen nefsimiz ayağa kalkıyor. Birisi damarımıza bassa bağırmaya başlıyoruz. Bize kötülük edene iyilik etmeyi Allah nasip etsin. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, çamaşırı alıp kuruyken ıslatıyorsun. Madem ki tekrar kurutacaksın, niye ıslatıyorsun? Temizlenmesi için. Şimdi seni herkes öper, sever, alkışlarsa nasıl temizleneceksin? Yapan yaptıran Allah. Kıskançlık yaptıran da Allah. Birisi beni kıskanıyorsa, ona zarar var, bana zarar yok. Ben sadece ya bende de olursa diye endişe etmeliyim. İbn Arabi diyor ki, onun yerine kendini koy ve o ol. Ve o şekilde kendine bak. O olduğun zaman kendi hatalarını görüyorsun. Ve haklı diyorsun. Gerçek psikologlar zamanın bu güzel erleri olan insanlarmış. Evet, psikolojiyi gerçekten iyi keşfediyorlar. Gerçekten insanı fethetmişler. Fakr tamamlanınca, kendi hiçliğini öğrenince herkese değer vermeyi öğreniyorsun. Hürmetle hadiseleri seyrediyorsun. Yokluğunu hissetmek istiyorsan Allah'a aşık olacaksın diyorlar. Evet, her şey bu Allah aşkında gizli. Çok önemli bir nokta. Anne evladı için her türlü rahatını, uykusunu terk ediyor. Mesela gece uyandırıyor kaç kez emmek için. Başkası uyandırsa bir iki kere vavela edersin işte uykusuz kaldım da şöyle oldu da uykum bölündü de bir daha uyuyamadım da. Ama evladın uyanınca yani beni emecek, büyüyecek, bana ihtiyacı var daha böyle aşkla, sevgiyle onun başını okşayarak emziriyorsun. İşte Allah öyle bir sevgi, aşk veriyor annenin içine. Mesela aşık olan birine evin yandı diyorlar. Boş ver benim sevgilim var diyor. Yani bütün sevgilerin hakikati olan Allah karşısında neler hissetmemiz gerektiği bize gösteriliyor aslında. Hazreti İbrahim Kur'an'da Rabbini aradığından söz ediyor. Önce yıldızlara, sonra aya, sonra güneşe baktım hepsi yok oldu diyor. Şimdi hadiseler gelip insana tosluyor. Hastalıklar gelip insana tosluyor. O zaman ne oluyor? Bütün güç kalkıyor. Göz, kulak görmez, duymaz oluyor. Neyimiz var? Başka ilmimiz var. Bir Alzheimer oluyorsun. Bir anda her şey bitiyor. Şimdi ömrün boyunca o kadar uğraş, çalış, kazan. Bir öğreniyorsun ki kanser olursun. 2-3 ayda gidiyorsun ya. O yüzden peygamber ahlakını yaşamak
bize şefaatçi olacaktır. Ve en son gelinmesi gereken yer güzel ahlaktır. Yumuşaklıktır. Sevgidir. Affetmektir. Edeptir. Ve bütün sivri huylarımızdan kurtulmaktır. Bir sultan bir ülkeye girdi mi, o oradaki diğer padişahların başını keser. Mevlana Hazretleri bunu açıklarken diyor ki, aşk sultanı vücuda girdi mi, kin, nefret, kıskançlık hepsinin başını keser. Aşkın kelime anlamı sarmaşık demekmiş. Nasıl ki bir sarmaşık bir evin etrafını sarıp yok ederse, aşk senin nefsini, egonu öyle bir sarsın ve yok etsin ki, orada benlikten eser bırakmasın ya. Ey derviş, kendi muhtaçlığını söylemedikçe Allah'tan hiçbir lütuf ulaşmaz sana diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem şeriatta, hem tarikatta, hem hakikatte bütün alemin üstadıdır. Öyle ki Cebrail nice bin yıl Allah'a itaat etmiş, Cebrail'e deniyor ki Miraç gecesi, bu adamın sancağını tut, sancaktarlığın bütün ibadet ve taatinin mükafatı olarak sana yeter deniliyor. Ancak baksanıza Hazreti Peygamber çıplaktı. Maybudi şöyle diyor, ey insanlar, Allah'a karşı fakirseniz Allah ganidir, hamiddir. Ayetinin tefsirinde, bakın bu ayeti tefsir ediyor. Bakın ayeti tekrarlıyorum, ey insanlar, Allah'a karşı fakirseniz Allah ganidir, hamiddir ayetinin tefsirinde birincisi dünyaya gelmekten neşet eden ontolojik fakirlik. Her şeyin ol emrine muhtaç olması. İkincisi kişinin kendi fakirliğini, acizliğini idrak etmesidir. Hazreti İsa'nın iki kere doğmayan melekuta giremez sözünün manası budur. Yokluğun fakrını idrak edip ölmeden önce öldüğün andır. Ben fakirim. Neden bir saniye sonra mı bile bilmiyorum. Her saniye ol emri geliyor. Yiyip içip gezip eğlenip ben biliyorum diyoruz. Her şeyi bildiğimizi, yaptığımızı, her şeyi kendi başımıza öğrendiğimizi zanneden bir yanlış anlayışın içindeyiz. Mürşidimiz bizde ezelimizde ne varsa onu çıkarıyor. Ben bilmiyorum diyebilmek bile çok güzel bir şey. Tapduk Emre de Hazreti Yunus'u dergahına talebe olarak aldığında kadılıktan getirdiklerini bırakabilmesi için ben bilmem tesbihini çektiriyor. Kim ne sorarsa hocası dersini değiştirene kadar hep diyor ki ben bilmem, ben bilmem dedirttiriyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üftade Hazretlerini soruyor. O da sen kimsin, ne istiyorsun diyor. Ben Mahmud Hüdayi'yim diyor. Ona talebe olmak istiyorum diyor. Üftade Hazretleri şöyle bir bakıyor. Sen olamazsın diyor. Peki neden olamam? Sen kimsin diyor. O diyor ki ben Üftade'yim. Peki neden olamam? Bu kibir ve benlikle olamazsın diyor. Kadısın, üstünde altın işlemeli cübbelerin var. Sonra o cübbenin üstüne ciğer astırıyor ve ciğerci, ciğerci geldi, ciğerci diye gezeceksin diyor. Ve gerçekten ona talep olmayı çok istediği için o da onu yapıyor. Ama senelerce ondan hep deli kadı diye bahsediliyor. Hani deli olmadan veli olunmazmış ya. Ondan sonra orada hizmet etmeye başlıyor. Aynı Yunusların hikayeleri, bakın hep böyle. İşte o da böyle böyle Aziz Mahmud Hüdayi oluyor ve tabii yıllar sonra hocaları ona icazetini verdikten sonra o da tekkesini açıyor. Hep bakıyorsunuz tasavvuf büyükleri böyle, hep benlikten geçmişler, egolardan, enaniyetlerden sıyrılmışlar, ben bilirimlerden kurtulmuşlar. Akşemseddin'in hocası var. Akşemseddin biliyorsunuz Fatih'in hocası. Akşemseddin de Hacı Bayram Veli'ye talebe olmak istiyor. Metini çok duyuyor böyle. Geliyor, bakıyor ama Hacı Bayram Veli'yi hiç de beğenmiyor.
Ben bundan daha çok iyi biliyorum ya. Benim daha güzel kıraatım var diyor. Onunla bir namaz kıldığında yani onu beğenmiyor. İşte güya kendisinin kıraatinin çok iyi olduğunu düşünüyor. Ve Konya'ya geri dönme yolunda biraz mola veriyor. Yorgunluktan uyuyakalıyor. Rüyasında Hazret onun boynuna bir yular takmış, gerisin geriye çekiyor. Ya Hacı Bayram Veli. Sonra Akşemsettin hatasını anlıyor ve geriye dönüyor. İki sofra kurulmuş. Biri köpeklere, biri insanlara. Akşemsettin gidiyor, köpeklerin sofrasına oturuyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de diyor ki, bir köse bizi çok memnun ettin, gel yanımıza otur diyor. Yani yokluğunu ve hiçliğini idrak edip ilan etmeden ne Akşemsettin oluyor, ne Mahmut Hüdayi de Aziz Mahmut Hüdayi oluyor. Fatih Sultan Mehmet'imiz İstanbul'u günlerce kuşatıyor. Ama bir türlü alamıyor. Bir türlü alamıyor. Hocası Akşemseddin'e diyor ki, hocam dua buyurun. Ya fethedeyim ya şehit olayım. O gece sabaha kadar hocasıyla birlikte aczini idrak ederek namaz kılıyorlar. Sonra Hazreti Fatih çadırına dönüyor. Akşemseddin sabah namazından sonra fetih müjdesini alıyor mana aleminde. Fatih diyor ki, mürşidim benim önümde durdu, bana öyle bir sarıldı ki, bendeki bütün istekleri, İstanbul'u alma ve şehit olma isteği de dahil, bütün istekleri benden aldı. Ben benden çıkıp hiçliğe kavuşunca İstanbul'u fethettim. Sonra Akşemseddin onun yanından gidiyor. Ben burada kalırsam sen maneviyatın aşkıyla devlet yönetimini bırakırsın diyor. Devlet başsız kalmasın. Bir müddet sonra hocasını çok özlüyor. Ama hocası yine onu kabul etmiyor. Kabul etmediği için bu sefer aynı dönemde yaşayan Vefa Hazretlerine gidiyor. Fakat o da dergaha girdikten sonra mahrem odasına kabul etmiyor. Saatlerce bekliyor Fatih içeri girebilmek için. Fatih dışarıda, Vefa Hazretleri içeride gözyaşı döküyorlar saatlerce. Yardımcısı diyor ki, neden içeri almıyorsunuz? Neden? O dışarıda üzülüyor, siz içeride üzülüp ağlıyorsunuz. Vefa Hazretleri yine diyor ki, o buraya girerse buradan dışarı çıkamaz. Devlet başsız kalır. Onun vazifesi devleti yönetmek diyor. Fatih kendini fethettiği için Fatih olmuş. Bizim de içimizde sadece Allah isteği kalıncaya kadar derecelerimize göre sınanıyoruz arkadaşlarım. Buldumsa mürşidi kamil, hemen maksudunu bulmuş bil. Sadakatle gerek teslim, ne bildinse gönülden sil. Ya iş teslimiyette. Hem bulmak hem teslim olmak. Aslında burada Kur'an'a ve peygambere teslim olmak. Hakiki mürşit zaten seni bunlara teslim eder. Şahsına yönlendirmez. Hazreti Zeyd diyor ki, üzerine gün doğan yıldız nasıl görünmez olursa, o da ruhunun yıldızı, doğan ilahi güneşin nuruyla öyle görünmez oldu. Bir vücut içinde görünmezlik derecesine ulaştı. Hak ile hak olmanın açık bir derecesi budur. Allah nasıl görünmezse dünyada, onunla olma, ona ulaşma sırrına erenler de öyle görünmez oluyorlar. Kendi vücutlarını bile göremeyecek bir hale ulaşıyorlar. Allah yolunda bu cezbe ve şevk içinde bulunanların halini bilmek ve onları görmek, aynı yolda o dereceye varamayanlarca ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Çok da anlayamıyorlar. Zeyd bizim gören, işiten, koku alan hislerimizin hududunu aşmıştır. Kainatın yaratıcısı olan biricik sultanımızın ezeli ve ebedi nuru da
bizim duygularımızı, bizim söyleyişimizi böylece görünmez hale koymuştur. O irfan güneşinin, o Allah bilgisi nurunun aydınlığında görünmez olan insanların, kimselerin duyguları ve akılları Kur'an-ı Kerim Yasin suresinde فَاِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ başka değil, sadece bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toparlanıp huzurumuzda hazır olmuşlardır. Emri gereğince en küçük bir çağrılışla ebediyet denizlerine dalar, kendi varlıklarından kaybolur. Bu bir cezbe ve şevk, bir vücuttan geçiş halidir. Peygamberin manasında vücuttan ölmek değil, nefisten ölmek. Onun huzurunda başka birine dönüşmek. Yeni manayla yeniden dirilmek. Ya. Allah'ım idrak etmeyi, yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin inşallah. Nefiste ölmek. Onun huzurundan başka birine, onun huzurunda senden başka birine dönüşmek. Sanki Resulullah'a, sanki Rabbinle özdeşime. Yeni manayla yeniden dirilmek. Bir kuşcağız var. O kuşcağız Hazreti Peygamber'in ayakkabısını çeviriyor da içindeki yılanın çıkmasını sağlıyor. Bu hadisede Peygamber Efendimiz şaşırıyor. Allah'ım, bana göstermediğin bir hakikati kurduna, kuşuna gösteriyorsun. Bu nasıl oldu böyle? Sen ne güzel bir Allah'sın Allah'ım, diyor. Öyle deyince kuş dile geliyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir şey görebiliyorsam senin nurunun bana vurmasından dolayıdır, diyecek kadar bizi geçen bir akla sahip oluşu. Nur-u Muhammed'i nereye tecelli ederse, orada ezeli ve ebedi bir dirilik yaratması. Örneğin. Ne kadar güzel bir örnek değil mi bu? Ya. Ama bizde kıskançlıklar, üzülmeler, alınmalar, nefretler, yargılamalar, suçlamalar, nefsaniyet, benlik olursa o zaman Muhammedi nuru alamıyoruz. Hakiki insana bir türlü dönüşemiyoruz. Ölmeden önce ölme seviyesine ermek. Bu çok önemli. İşte bu ancak nefsinden geçerse 24 saat mutlu olmanın sırrına eriyor bu insanlar. Daha önce dediğimiz gibi evi yanan bir aşığın boşver benim sevgilim var demesi gibi veyahut evlat aşkıyla gece uykularını terk eden anne gibi Allah'a aşık olunca bütünüyle benlikten geçmek ve onlar için korku ve hüzün yoktur ayetine göre yaşamak. İnşallah Rabbim onlardan olmayı nasip etsin. Mevlana bunu istirak hali olarak anlatıyor. İnsanın gönlünde istirak oldu mu, bütün hisler onun içine gark olur. Bunu balın içine düşen arıya benzetiyor. Arının balın içine düşmeden evvel başı ayrı oynar, kanatları, ayakları ayrı oynar. Ama bala batınca kendi hareketi kalmaz. Bütün parçalar birleşir. Bal hareket ederse hareket edecektir. Allah'ta yok olmak da buna benziyor işte. İbn Arabi ölmeden önce ölme haline iradi ölüm diyor. Bunu anlatırken nasıl bedeniyle ölen birinin yerilen veya övülen hiçbir niteliği kalmazsa, iradi ölümle ölenin de yerilen veya övülen hiçbir niteliği kalmaz. Allah bütün o halleri devralır. Zatı onun zatı olur. Sıfatları onun sıfatları olur. Efendimiz ölmeden önce ölünüz buyurmuşlar ya. Cenab-ı Hak hadisi kutside der ki, kulum bana nafilelerle yaklaşır. Onu severim. O zaman onun konuşan dili, gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum buyuruyor. Nafileyi yaparken farzı asla kaçırmamamız gerekiyor. Salih amelleri işledikçe Allah'a hizmet etmenin zevki geliyor. İnsanlara hizmet etmenin, hizmetçi olmanın zevki geliyor.
Ben ümmetimin hizmetçisiyim diyen bir peygamberin yolundan gidebilmek için dua edelim inşallah. Rabbim kendisi uğruna kullarına hizmet eden kullardan olmayı nasip etsin. Allah'ın o kulun bütün organlarını devralması, o insanın hakiki doğumu olur ve onun hakiki dirilişi olur. Peygamberde ezeli ve ebedi bir dirilik var. Bu yüzden o bize yol gösterebiliyor zaten. Ve bizim üzerimizde etki edebiliyor. Normal hayatın içinde yaşarken ölmeden önce öldüğümüzü peki nasıl anlayacağız? İşte burası önemli bir nokta. Kahırla lütfu birleyebiliyorsak, belayı bal yapabiliyorsak, işte o zaman ölmeden önce ölme seviyesine ulaşmışız demektir. En büyük bela, belayı bela bilmektir. Onun için güzel, çirkin, iyi, kötü hepsi lütuftur. Hazreti Harekani, beni incecik bir iple gökyüzünden assalar, üzerime dünyanın bütün bela ve musibetlerini yollasalar kılım kıpırdamaz diyor. Hadiselerden etkilenmeme kabiliyeti ölmeden önce ölmek demek. Ona göre kendimize bir değer biçeceğiz işte. Ne kadar etkilendim? Hangi hadiseyi çok güzel bir şekilde karşılayabildim? Kaç tane hadiseyi böyle karşılayabildim? Hala öyle karşılayabiliyor muyum? Bakmak lazım. Herkes kendi iç dünyasında bu değerlendirmeleri yapabilir. Ben bunları yapamam. Hazreti Peygamber dünyadaki en büyük acıları ben çektim diyor. Ama ya Rabbi, ben senin sevgilinimken, bütün kainatı benim yüzü suyu hürmetine yaratmışken, bana bu kadar sıkıntıyı niye verdin diye en ufak bir itirazda bulunmuyor ya. Bulunmuyor. İşte ölmeden önce ölmüş ve Allah bütün azalarını konuşturuyor. Ve ağzına işaret ederek diyor ki, buradan diyor Allah'ın emrettiğinin dışında hiçbir şey çıkmaz. Hüda tarafından çağrılış derecesine göre hakkın varlığı nurunda mahvolup kaybolan kimsenin üzerinden o cezbe ve şevk hali çekilince tekrar vücut kaydı başlıyor. Bu aynı neye benziyor? Güneş gidince yıldızların görünmesine benziyor. Dünya ve düşünce ve duygu yıldızları beşeriliğin karanlık gecesinde yeniden parıldar. Ve insanda dünya yükleriyle dünya külfetleri yeniden başlar. Böylece Allah'ın cezbettiği aşık ruhları tabur tabur şuura dönerler. Ancak ruhlarının kulağında irfan küpeleri belirir. Türlü ilimleri, türlü hakikatleri bilerek uyanırlar. Burada beka anlatılıyor işte. Ölmeden önce ölen için vücut kaydından kurtulduktan sonra Allah lütfederse ona benim sıfatlarımla çık halka görün. Seni gören beni görür buyurduğu kullar fenadan bekaya geçiyorlar. Ve hakla dönüyorlar. Yani fenayken, kul Allah'a çağrılırken, çağrılanken, şimdi o kendisi Allah'a çağıran oluyor. Bu makam hakkal yakin makamı oluyor tasavvufa göre. Dolayısıyla o her yaptığını hakla yaptığı için onda hiçbir kusur zuhur etmiyor. Şeriata tam sarılıyor. Şuuru tekrar geri alıyor. Bu Cem'den sonra fark makamı gibi düşünebiliriz. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Cem makamına kadar ayrım görmek, fark görmek, bu doğru, bu yanlış, bu kusurlu, bu kusursuz demek şirktir diyor. Cem'e kadar o farkı görmüyor. Ama Cem'den sonra bu ayrımı yapmak gerekiyor diyor. Eğer bu farkı görmezseniz, hatalıya hatasını söylemezseniz, tabii o makam sahibi olanlar bunu söyleyecek. O zaman da Hazreti Ali diyor ki bu dinsizlik olur. Bu makamda şeriatın hükümlerinin tam uygulanması lazım. Maybudi Hazretleri Cem'den evvel fark görene Mutezile mezhebindendir. Sadece akılla baktıkları için asla hakikate ulaşamazlar diyor. Cem'den sonra farkı göremeyene de ibahiyedir diyor. Tamamen şeriatı reddeden fırka oluyor. Cem'den sonra fark tecelli eden
Hazreti Peygamber Efendimiz onun varisleridir işte. Onun için döndükten sonra savaş emrine de uyuyor, birden çok evlilik emrine de uyuyor. Bütün bu dünyanın gereklerini yerine getiriyor. Hatta bazı evlilik emirlerinde nefsine zor gelen yanları da itiraf ediyor. Ama Allah'ın emri olduğu için yerine getiriyor. O terbiye makamında olan insanın hali, onlar için halka baktığında zaten hakkı görüyor. Hakkı da halkta görüyor. Yani şöyle, halkı hakla kaim. Onun ayakta durması ancak hakla olur. Halk da lüzumlu çünkü hakkın isim ve sıfatları onların aynasından tecelli ediyor. Onun için Hazreti Ali diyor ki, ölüm yüzünden perdeyi kaldırmış olsalardı, bugün gördüğümden başka bir şey görmeyeceğimden eminim diyor. Ya da her nereye dönsen hakkın veçi oradadır ayeti gerçekten bu zatların halini anlatıyor. Kabe'nin içinde olma makamı. Kabe'nin içinde nereye secde edeceğini bilemem. Ya işte bu. Her nereye dönsen hakkın veçi oradadır ayeti. Aynı sen Kabe'nin içindesin. Kabe'nin içinde olma makamı. Kabe'nin içinde nereye secde edeceğini bilememe. Çünkü her yerinde hakkın veçini görüyor. Zeyd Hazretleri de Efendimiz'den tecelli eden nur ve riyazatları sonucunda bu alemde mahşeri görmüş oluyor. Ve ona göre muamelesini yapıyor. Şimdi bu fena ve beka kavramları çok iç içe geçmiş durumda. Yani bir şeyde fani olunacak ki bir başka şeyde beka açılsın. Fena ve bekanın bu ikili görüntüsü şu ayette anlatılıyor diyor Maybudi Hazretleri. Yerin üstünde ne varsa fena bulur. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalır diyor. Bu ayet tamamen kelime-i tevhidin bir ifadesi. Ne varsa fena bulur kısmı la ilahe. Rabbinin yüzü baki kalır kısmı illa Allah. Evet, kelime-i tevhidin hakikati bu ayette tamamen ortaya çıkmış oluyor. Semaniye'nin kitabında Hazreti Peygamberimizin miracını anlatan bir bölüm var. Semaniye diyor ki, aslında Hazreti Peygamber Efendimizin nefsini nasıl geride bıraktığını herkese göstermek istedi ve onun için miracı yaşattı Allah ona diyor. Gerçi onun nefsi ruha dönüşmüştü ama Semani bu açıklamasının bir bölümünde fena ve beka kavramlarının nefsin her yükselen derecesinde nasıl uygulanabileceğini anlatıyor uzun uzun. Ben belli bir bölümü anlatmak istedim burada şimdi size. Şöyle diyor bakın. Hak onun sırrını cezbetti. Sır ruhu cezbetti. Ruh kalbi cezbetti. Kalp de nefsi cezbetti. Onun nefsi iki alemden de habersiz kaldığı bir yere ulaştı. Kalbi bir yere ulaştı ki nefsin haberi yoktu. Ruhu bir yere ulaştı ki kalbin haberi yoktu. Sırrı bir yere ulaştı ki ruhun haberi yoktu. Vücudu nefsini, nefsi kalbini, kalbi ruhunu, ruhu sırrını, sırrı müşahedeyi aramaya başladı. Vücut şöyle dedi, benim için nefis olmadan kurtuluş yok. Nefis dedi ki, benim için kalp olmadan kurtuluş yok. Kalp dedi ki, benim için ruh olmadan kurtuluş yok. Ruh dedi ki, benim için sır olmadan kurtuluş yok. Sır da, hakkı müşahede olmadan kurtuluş yok dedi. Vücut, nefis nerede diye sızlanmaya başladı. Nefis, kalp nerede diye sızlanmaya başladı. Kalp, ruh nerede diye sızlanmaya başladı. Ruh, sır nerede diye sızlanmaya, sır da müşahede nerede diye sızlanmaya başladı. Necm suresi 8. 9. ayetlerinde sonra yaklaştı, derken indi, iki yay kadar hatta daha yakın olduğu ayetlerinde yaklaşan kim, inen kim, iki yay kadar olan kim, daha yakın olanın ne olduğunu, neye yaklaştığını ve neye indiğini şöyle açıklıyor. Diyor ki, sonra nefsiyle yaklaştı, derken kalbiyle indi.
ruhuyla iki yay kadar, sırrıyla hatta daha yakın oldu. Nefis hizmet makamında, kalp aşk makamında, ruh yakınlık makamında, sır da müşahede makamındadır. Nefisten eğer hizmetin gücünü alırsan perişan olur. Kalpten aşkın gücünü alırsan yok olur. Ruhtan yakınlığın gücünü alırsan tükenir. Sırdan müşahedenin gücünü alırsan mahvolur. Nefsin gıdası hizmettir. Kalbin gıdası aşktır. Ruhun gıdası Allah'a yakınlıktır. Sırrın gıdası Allah'ın yarattıklarına hikmetle müşahededir. Bütün mahlukat ruhla, ruh ise hakla yaşar. Senin isminin hakikati olan sır zaten Allah'ta var, sende yok. O halde sana eğilen, vücuduna ve nefsine yanaşan Allah'ın sendeki hakikati oluyor. Peygamber Efendimiz Miraç'ta kendi hakikatini müşahede etmiştir. Çünkü herkes kendindeki hakikatle Allah'ı bulabiliyor. Allah'ın izin verdiği ölçüde Hakikati Muhammediye'yi gördü Miraç'ta. Hakikati Muhammediye neydi? İstedim ki bilineyim dediği kısmıydı. İstemeyip bilinmeyen Allah'ın sonsuz zatını hiç kimsenin bilmesi zaten mümkün değil. İstedim ki bilineyimin hakikati Hazreti Peygamberimiz'de tecelli etmiştir. Bütünüyle, bütün güzellikleriyle, bütün isim ve sıfatlarıyla, her şeyiyle Efendimiz de tecelli etmiş. Evet, ne kadar güzel bir peygamber değil mi? O orada gördü. Hangi isimle gördü? Şimdi bakın, orada Rab ismiyle gördü. Ben Arabım hadisine bakarsanız ben Rabbim. Yani bende Rabbiyet tecelli etti. O halde peygamberimizde Allah'ın Rab ismi tecelli ediyor. Ki bütün diğer isimleri idrak edebilmek için Rab ismine ihtiyacımız var. O yüzden Allah diyor ki nefsini verene kadar kimseyi kınama. Çünkü onun hatasını nefsinle görerek kınarsın. Bana böyle yaptı, bana şunu yaptı diye. Bu durumda Allah'tan uzaklaşırsın, Allah korusun. Kınadıklarımızı yaşamadıkça ölmezsiniz diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz değil mi? Yani nerede, kimi kınadınız, ayıpladınız? Ayıpladıklarınızı, kınadıklarınızı yaşamadıkça ölmezsiniz hadis-i şerifi gereğince sen de aynısını yaşarsın. Kınama, de ki bu da burada bir hata var gerçekten ama bende de var. Öyleyse kınamayayım. Görmemek belki mümkün değil, ona göre programlanmışız. Ne zaman nefis tekamül ediyor, önce kalp, ruh tekamül ediyor, ondan sonra sır oluyor. Görmeye başlıyor. Her yerde tecelli edenin de Allah'ın bir ismi olduğunu görmeye başlıyor. O zaman daha hiç kimseye kızmıyor, hiç kimseye sinirlenmiyor. İşte o zaman Allah emrediyor ki artık bu noktadan sonra hatayı gör ve uyar. İşte beka bu demek. Evet, Peygamber Efendimiz fıtraten yaratılış itibariyle çok yumuşak, çok şefkatli, çok merhametli. Hatayı görmüyor, savaşı sevmiyor. Efendimiz yani 3 sene muhasarada kalmış, aç, susuz, bütün sevdiklerine yapılmadık eziyet kalmamış. O zaman savaşmak isteseydi o zaman savaşırdı. Allah'tan emir gelmedikçe adım atmayan bir peygamberden bahsediyoruz. Efendimiz diyor ki Rabbim beni terbiye etti. Hem de ne güzel terbiye etti buyuruyor. Yine kendisi ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Ayşe validemiz Efendimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı buyuruyor. Rabbinin emrettiğinin dışında ne bir söz söylemiş ne de en ufak bir harekette bulunmuştur. Hayatı boyunca emrolunduğun gibi dosdoğru ol emri gereğince yaşamıştır. Hazreti Ali peygambere 2 kere itiraz etmiş. Birincisi Kabe'nin içinde omzuma çık ve şu putları kır dediği zaman. Edep ederim efendim deyince el emru fevkal edep yani emir edepten üstündür deyince çıkıyor. İkincisi Mekke'yi tam fethedeceğimiz zaman Efendimiz'i zamanında Mekke'den atan kovan insanlar Efendimiz'in gücünü görünce hemen barış istiyorlar. Efendimiz bu barış isteğini hemen kabul ediyor. Hazreti Ömer bile burada karşı çıkıyor. Biz şimdi biraz sonra yeneceğiz onları. Her yer bizim olacak. Bizden zamanında aldıklarını geri alacağız.
Onlar bizlere zulmettiler. Hemen diyor ki hayır diyor Efendimiz. Hayır. İnsanlar barış istiyorsa barış yapmak zorundayız. Bu Allah'ın emridir diyor. Müşriklerin her türlü isteğini de kabul ediyor. Müşrikler diyor ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yerini sil diyorlar. İmza atacakları zaman. Anlaşma yapacakları zaman. Efendimiz sil ya Ali diyor. Hazreti Ali diyor ki ben silemem ya Resulallah. O unvanı size Allah verdi. Ben nasıl silerim diyor. Peygamber Efendimiz hemen bana o yeri göster ben sileyim diyor. Ve yaz. Allah'ın kuludur diyor. Bunu yaz. Kendisi siliyor. Allah'ın kuludur diye yazdırıyor. Ben bundan başka bir şey değilim ki zaten diyor. Bakın burada hiçbir iddia yok. Yüce Peygamber'de. Hiçbir enaniyet yok. Hep teslimiyet, hep tevekkül. Teslim oldukça yumuşaklık artıyor. Hilmin en güzel sebebi Allah'a teslim olmak. Zekat vermenin aslı kötü huylarımızı vermektir. Orucun da aslı kötü söz söyleyene karşı susmaktır. Hazreti Meryem'in zalimler karşısında susması gibi. O susunca hakikat konuşuyor. Kucaktaki bebek dile geliyor. Annem masumdur, ben Allah'ın elçisiyim diyor. Ali İmran suresinde o takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ise iyilik yapanları sever. Şimdi bu ayet inmiş kısa bir süre sonra şöyle bir olay cereyan ediyor. Hazreti Hüseyin misafirleriyle oturmuş yemek yiyor. Hazreti Hüseyin'in bir kölesi var. Çorba dağıtıyor ve misafirlere hizmet ediyor. O sırada ayağa takılıyor ve elindeki çorba tenceresi baştan aşağı Hazreti Hüseyin'in üzerine dökülüyor. Ve tabii canı yanıyor Hazreti Hüseyin'in. Şöyle sert bir bakışla bakıyor kölesine. Köle hemen ayeti söylemeye başlıyor. Ayette o Allah'tan korkanlar öfkelerini yutarlar diyor. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin öfkemi yuttum ya köle diyor. Hemen ayetin devamını okuyor. Ama insanların kusurlarını da affederler diyor. Affettim ya köle diyor. Hemen köle ayetin devamını okumaya devam ediyor. Allah ihsan edenleri, iyilik yapanları sever diyor. O zaman da Hazreti Hüseyin Allah için seni azat ettim ya köle diyor. Evet, yani köle de ne akıllı değil mi? İşte köle de efendi de aynı kaynaktan beslenince böyle işte bir ayet karşısında eriyip akıyorlar. Nefse ait hiçbir şey kalmıyor. Bize kötülük yapıldığı zaman gazabı önce yok edeceğiz. Orada öfkelenmeyeceksin diyor. Sonra karşı tarafı affedeceksin diyor. Sonra bir de karşı tarafa iyilik yapacaksın. Aslında nefsinin ihtiraslarına karşı koymanın yolu adaletle davranmaktır. Hiddeti ortadan kaldırmaktır. İşte bu hilim yoludur. Kin, nefret, öfke, hırs, benlik bunların hepsi doğruyu yapmaktan insanı uzaklaştırır. Marifetini elinden alır insanın. O yüzden bunlardan kurtulabilmeyi nasip etsin Rabbim. Rabbim bizim gören gözümüz, işiten kulağımız, yürüyen ayağımız, konuşan dilimiz, hisseden ruhumuz, idrak eden kalbimiz olsun. Bütün cevherlerimizde o tecelli etsin inşallah. Bir saniye bile olsa bizi nefsimizle, şeytanla baş başa bırakmasın. Bizlerden nasıl razı olacaksa o halleri bize ihsan etsin inşallah. Kalbimizi tam en derinliklerine kadar temizledikten sonra kendi sevgi, aşkıyla doldursun. Eşyanın hakikatine vakıf olabilmeyi nasip etsin. İhlası etemme ulaştırsın inşallah. İmanla yaşatıp son nefeste de imanla kelime-i şehadeti getirerek ruh teslim etmeyi nasip etsin inşallah. Peki şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.